Bizim için her mahlukat ötekinin rızkıdır. Keçiler dua etmezse şu dağlarda ot bitmez. Otlar dua etmezse gökten bir tek damla yağmur düşmez. O yüzden tüm canlılar bizim için önemlidir. Onlarca belgesel yapıldı son göçerlere. Kimi bir dekor gibi baktı onlara, kimi doğaya dönme modası kapsamında değerlendirdi. Bir aynaydı sarı keçili. Kim baksa kendini gördü aynada. Ben Pervin'le, Cemal'le, Fadime'yle, Adem'le büyülendim. Kadim Türk kültürünü yaşatan son göçerlerde mükemmeli hissettim. Asıl olanı, çıplak gerçeği, her şeyin ne kadar sade olduğunu. Kurulu sistemin insanca olan her şeyi nasıl yok etmeye kalktığını izledim. Çaresizlikle mücadelenin mükemmel örneklerine tanığım. Hayran kaldım. Burası Mersin Aydıncık Tepeleri. Torosların göbeği, kara çadırlarda bin yıllık duman tutuyor. Son göçerler, sarı keçililer. Pervin, niye istemiyorlar? Yani göçerlikten niye göçerlik kontrol kalmasın? Kontrol edemedikleri için. Atatürk'ün bir sözü var ya, ey ağalar beyler demiş. Çıkın şöyle Toroslara bir bakın. Nerede bir kara çadır görürseniz, o kara çadırın dumanda tutuyorsa dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi yenemez. Bu sözü yerleşik yörükte çadırdan utananlar da çok kullanıyor. Ama uygulayan yok. Uygulayan topu topu şurada çıkırsan 200 çadır çıkmayız yani. Cemal abinin çadırında durdurak bilmeyen yağmurda ateşin çıtırtılarını dinliyoruz. Fadime ana ateşi harlandırıyor. Cemal abinin şiirine kulak veriyoruz. Eskiden Mersin ilçesinin Günlar kazasında kışlalarımış, Konya'nın Hadim Ermenek yaylasında yaylalarımış. Güz ayında sahile Günlar'a göçüp gelirken ben de annemin üzerindeymişim o tarihte. Yolda sürülerle geldi ki annemi tutar bir sancı. Vay anam vay, gayri bir doğum sancısı. Annemi tutar yolda bir sancı. Ne hastane var ne ilacı. Ne de ebe var ne bacı. Allah'ım sen acı, vay garibanam vay. Doğduğum yer Ermenek Erik Deresi. Dağ başı vücudum taş çalı beresi. Tuz yerine toprak süresi. Vay garibanam vay. Annemin üzerindeyken beylikti keyfim. Çağırdı melekler bana, hey bebek dünyaya çık. Gelmişim vücudum kızıl et apaçık. Dağ başı yok mu saracak çarçaplık. Peştivanla sararak sürülerini önüne sürerek yoluna devam eden vay garibanam vay. Doğmuşum ben 43'te, bilmem hayal miydi bilmem ki düşte. Annem bütün dertlerini gizledi işte. Vay garibanam vay. 3 gün sonra koymuşlar benim adımı. O zaman bakmışım dünyanın tadını. Dağ başı annem nerede bulsun suyu sabunu? Annem sarı keçili bir yörük kadını. Vay garibanam vay. Yolda bir Osmanlı torun. Allah Allah. Bin yıllık bir huzurun kucağında sallanıyoruz. Zaman içinde yolculuk yapıyoruz. Ormandaki daldan, yapraktan, yeşilden ayırt edilemeyecek insanlarla beraber bir masalın içinden geçiyoruz. O Pervin Çoban Savran, sarı keçillerin önderi. Çocukluğuna gidiyor. Yüreği dağlarda, tepelerde, ırmaklarda çağlıyor. Yani kendimi ilk bildiğimde ben ilk korkularımı
Oğlakların gevişleriyle güven buldum kendime. Yani geç vakit oluyor, ondan sonra dağdasın. Geçi ağzında hani geviş getiriyor, ot koparıyor. Ondan kendime bir güven geldi. Yani onlar bana bir destek oldu. İlk korkumu, yani korkuyordun, çocuksun, bir şeylerden korkuyorsun. Ama bu korkunu bir şeyler yenecek. Ama o oğlakların ağzındaki getirdiği geviş, hatırlıyorum ki şöyle hani 6-7 yaş yakınıydım. Yani daha okul mukul bilmiyorum hani. Orada başladı benim hayata, yani böyle güvenmeye başladı. Ama çok şey bir çocuktum. Öyle hani şimdiki gibi çok sesi çıkan, çok çayır diyen, hani babam rahmetlik de derdin. Acıksan acıktım demezdin, susasan susadın demezdim. Elimi başına koyduğum zaman uyurdun. Ne zaman görürse o şekilde anlatırdın. Hani hem ağlardın, yani çok sessizdim ama sonra, yıllar sonra hayattaki sıkıntılar, hayattaki karşılaştığımız engeller, hayattaki yaptığımız mücadeleler beni, yani çocukluğumdaki, gençliğimdeki olan Pervin'den aldı, başka bir Pervin yaptı. Biz şu an Toroslar'da bekçiyiz. Her ne kadar tarihte 400 kadar çadır geldiğimiz söylenirse de, şimdi 150 kadar çadır olsak da 400 bine dayanacak kadar gücümüz var. Pervin yıllardır doğayı yok edenlere karşı mücadele ediyor. Ve bakın doğa katliamını nasıl anlatıyor. Kalbimizi ben dağlara benzetirim bakın. Dağlar gibidir kalbimiz. Ha, damarımızdaki akan dereler gibidir, ırmaklar gibidir bakın. Ha, biz bu beden üzerinde herhangi bir cerrahi işlemde bulunsak, damarımdaki atar damardaki kan boşa akıyor desek, oradan bir hortum taksak, ondan sonra kollarımızda rahat dolaşmasın, parmak ucumuza varsın bu kan desek. Parmak ucumuza varıncaya kadar kolumda kan dolaşımı olmasa, parmak ucuma o hortumdan versek o kanı, bu kolumuz niye yarar? Bu kolumuz niye yarar? Tamamen kesilip atılmaya yarar. Doğa bu gibidir. Cenab-ı Hak yaratmış ormanıyla bakın, dağıyla, deresiyle, doğasıyla, var olan tüm canlılarıyla bakın, kuşları, böcekleri, çiçekleri, içinde yaşayan insanları, keçileri, develeri, bu bir bütündür. Karaman'dan Mersin'e uzanan göç yolu her geçen yıl biraz daha fazla engebelerle dolu. Dağların, ormanların kucakladığı, beslediği, büyüttüğü bu kadim kültür ağır ağır tarihe yazılırken hoyrat eller boğmaya çalışıyor onu. Hayatında tek bir keçi gütmemiş olanlar sürü gütme belgesi istiyor. Göçerlere Anadolu keçisi yerine ithal keçi dayatılıyor. Zanen keçisi alırsanız burayı size veririz dedi. Zanen keçisi olsa orada biz turizm yapabileceğiz ama bu defa göçemeyeceğiz. Bakın, zanen keçisi genleriyle oynanmış, süt verimi yüksek, veterinere bağlı bir keçi. Ama Anadolu ırkı olan kıl keçi, honamlı keçisi yerli ırktır bakın. Yola dayanabilir, veterineri çok istemez. Yani veterinere bağlı bir keçi değildir. Ayın 23'ünde geldim buraya. Geçtim. Büyük şehir yasasına geçmiş. Muhtarın sözü kalmamış. Muhtar yer satmak istiyor. Para bekliyor. Herkes haraca alışmış. Ne istiyorlar senden yani? Para. Para istiyorlar. Para. Yani şurada konaklıyorum için. Diyor. Evet. Yok, şurada konaklayacak. Kışı geçirecek ya. Otlatacaksın ya. Burada kalacaksın ya. Para. Şimdi otlatma yasası çıkmış. Otlatma planı. Mesela ben 7 senedir buradayım. Bu sene 7. sene. 6 senedir buradayım. Muhtar efendi geç o tarafa geç dedi. Bir kayanın yüzüne astılar. Kayanın yüzüne hayvan salacak yeri yok. Çocuk okula gidemiyor. Orman şefi sen tamam buraya geleceksin diyor. Muhtar oraya gideceksin diyor. Tamam ben arada kaldım. Çocuk bir ay okula gitmedi. Hmm.
Engebeler dağlardaki, ormanlardakinden çok daha fazladır. Acımasız küçük çaplı birileri hep vardır. Doğanın dinginliğinde yol alıp gidenlere güç gösterisi yaparlar. Sonra yumruklarıyla göğüslerine vurarak zafer naraları atarlar. Var olanı durdurmak, hapsetmek, yaşatmamak görevleridir küçük adamların. Onlar tarihi hiç anlamazlar. Sayın valim dedim, durum böyle böyle. Filan yerde dedik, filan yerde bir ceza yazıldı. Bu ceza yazılan yeri biz hak etmiyoruz. Buranın incelenmesini, gözlemlenmesini istiyoruz dedik. Bir döndü, senin dedi 25 tane nüfusun yaşayacak diye dedi. Benim bir kurumdaki müdürüm zarar mı görmeli dedi. Biz siyaset üstü, kurumlar üstü bir varlığız. Bunu her zaman, her yerde de açıkça belirtmekten rahatsız olmuyorum. Çünkü niye? Doğa var olduğu sürece, insanlık var olduğu sürece biz var olacağız. O kurumlar gelip geçicidir. Pervin'in siyaset anlayışına birçok aydın ulaşamadı daha. Siyaseti sadece mecliste sananlara ders vermekte Torosların Pervin'i. Koltuğu çok teklif ettiler, kusura bakmayın asil kalmak istedik dedim. Sürekli asil kalmayı tercih ettik. Biz işte vekil olmak, yandaş olmak değil. Biz aslımız gibi kalmayı tercih ettik. Kimse bize bu şeyi kabul ettiremez bakın. Son göçerlere yasaklanıyor binlerce yılın mirası. Dört duvar arasına girmeleri isteniyor. Toroslarda tüten duman, özgürlük ve bağımsızlık aşkının simgesi. Denetlenemez bir güç sarı keçili. Kaç kişi dört mevsim boyunca ormanın kanununda bir kıl çadırda yaşamayı hayal edebilir ki? Adları Kezban, Yusuf, Şeker olan keçilerle yoldaş olmanın ne demek olduğunu kaçımız bilir? Yüreğinizi elinize tutuşturur Cemal abi. Duygularını ikram eder közde demlenen gök çaydanlıktaki çayla. İsmim Yörük Cemal, soyadım kervan çeken. Dostlar köprü kursa vallahi geçmem. Derdim için ilaç verseler içmem. Benim derdim hiçbir derde benzemez. Suçum kız kaçırmak, huzura geldim. Kolayından sual sor savcı beyim. Dilim dönmez belki cevap veremem. Çok döktürme bana ter savcı. Mehmet, Hasan, İbrahim ve Pervin, Özgür ve Nuray ve Sarı Keçili İsmail Akçay, dağların türküsünü dinliyoruz. Bir daha, bir daha, bir daha gelebilmeyi umuyoruz. Ardımızda bıraktıklarımızı yüreğimizde götürüyoruz. Sarı Keçilerin mücadelesinde biz de bir neferiz.